بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين Soru şöyle. Türkiye Perşembe gün ayın 25'inde Perşembe gün bayram yaptı. ayın 25'inde Perşembe gün bayram yapan tek ülke Türkiye'ydi. Ayın İslam aleminin yüzde 90'ı Cuma gün bayram yaptı. Onu anlamakta zorlandım ama Pakistan Cumartesi gün bayram yaptı. Kızdı herkese ben dedi hepsinden sonra yapayım dedi. Sana yaptı. Şimdi gerisin geri dönelim. Biz hangi ülkeye uyacağız? Cevap. Hedefimiz bizim ülkeye uymak değil. değil yani. Hedefimiz hilale uymaktır. Doğru olan budur. Şimdi bu uzun bir hikaye de mümkün mertebe özetlemeye çalışayım. Türkiye bu bilgiyi izap dedin. Kesin 1975 yılına kadar Hilali yanlış hesap ettiğini itiraf etti. Söyleyeceğim sebebini. 1975 yılında ben rakamı böyle hatırlıyorum. İlk defa Hilal Konferansı İstanbul'da toplandı. Müzakereler sırasında bu hata ortaya çıktı. 1978 yılında karar için toplantı orada bazı kararlar aldılar. Bunları konuşacağız. Ama yanlış hata şöyle izah ediliyor. Şimdi diyelim ki şu ışık güneş. Tamam? Şu da ay. Şimdi ay geliyor, 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 geliyor. Tam dünyanın arkasında kalıyor. Yani güneşin ışığı aya hiç vurmuyor. Tamam. Buna içtima, bir araya gelme anı deniyor. Bunun uydurukçası kavuşum. Kavuşum anı deniyor. Biz 1975 yılına kadar bu anı başlangıç ve bitiş saymışız. Tamam. Sıfırladığı an bir önceki ay bitmiştir. Bir sonraki ay başlamıştır. Neden böyle saymışız? Çünkü Amerika böyle sayıyor. Gecenin 12'yi gece saydığı gibi bunu da böyle saymış. Biz 1975 yılına kadar Amerika denizcilerinin bu hesabına uymuşuz. Denizcilik açısından ay oldukça önemlidir. Çünkü met cezire denizin çekilmesine ve yükselmesine tesir eder. Bu da gemicilik açısından çok önemlidir. Birçok kayalar açığa çıkar. Bazı körfezlere ve sahillere ancak deniz yüksekse yaklaşabilirsiniz. Çekildiğinde yaklaşamazsınız. Onun için denizcilik devamlı ay hareketlerini takip eder. Şimdi Diyanetin izahına göre deniyor ki doğru doğru yani bu izahlar. Deniyor ki bu görülmediği andır. Allah Resulü ise ne diyor? Görün Ramazan orucunuzu tutun görün bayramınız yapın iftar edin diyor. Şimdi bu ortaya çıktıktan anlaşıldıktan sonra Türkiye'nin kavuşum anına göre, içtim anına göre yaptığı ay ne zaman görülebiliyor gözde? Yaklaşık 7-8 derecelik açı yapınca. Yani dünya ayın önünden çekilecek, ay kenardan çıkacak, güneş ışığı da ona vuracak, ve bu da dünyadan görülecek. Türkiye'nin şu andaki iddiası şu. Biz o yanlışımızı doğrulttuk. Hesabımızı görülecek zamana göre yapıyoruz. Yani ihtiyat da 7 değil 8 dereceyi açtık aldık ki hilal görünsün diye. Buna da ne adını veriyorlar? Kendileri hükmü ruyet. Hesaba göre bu ruyet ya bu ay artık görülür. Tamam? Şu cümlelerin ciddiyette hiçbir payı yok. Dünya ilerledi, teknik aletler çoğaldı, hesaplar milim milimine ay, güneş tutulması hesap ediyor. Bu neden hesap edilemesin ki? Bu bunda sökmez bilesiniz. Bunlar yuvarlak cümleler. Çok işin içerisinde çok detay var çünkü. Bir şey daha diyeyim. Teknik ilerledi, ayın, güneşin tutulması şusu busu günümüzde hesap edilmiyor. Bundan bin yıl önce de milim milimine hesap ediliyordu. Yeni bir hadise değil o hadise. Yeni hadise teleskoplar gelişti. Daha uzaklar görülüyor, şu oluyor, bu oluyor. Onu anladık. Ama bu onluk bir mesele değil. Gerisin geri döndük. Şimdi şu şöyle diyoruz. O toplantıda yine iddia edildiğine göre o toplantıda dünyanın neresinde görülürse görülsün itibar edilmeli bayram veya ramazan ona göre yapılmalı toplanan toplantıda böyle bir karar aldığını bildiriyor. Diyanetin bildirgesi. Herkes de buna imza attı deniyor. Şimdi detayını okumadım ama öyle bir karar alındığını biliyorum. Şimdi kimler? Buna Suud'un ben imza atacağını zannetmiyorum. Sebebini söyleyeceğim. Suud buna imza atmaz, atacağını da zannetmiyorum. Çünkü bu ruhiyeti devre dışı bırakıyor. Eğer hesap güneşin itibar rüyete olmalıdır. Güneşin aydan yansıması esas alınmalıdır diye bir madde korsan buna Suud'da bütün Müslümanlar da imza atmak zorundadır. Asıl budur. Anlaşıldı? İtibar rüyete olmalıdır. Güneşin 8 derecelik açı yapmasına olmalıdır esas ve temel bu kabul edilmelidir diye bir madde yazarsan buna herkes imza atmak zorundadır. Ama İslamiyet bunun bir, gözle görülmesini istiyor. İki, hilalin gözetilmesi, bunu da yazın, hilalin gözetilmesi vaciptir. Bu vazifenin de yerine getirilmesini istiyor. Bir nevi hilalin Dost beklenir gibi, yolları gözetlenir gibi gözetleyen ekiplerin olmasını İslamiyet istiyor. Tamam. Şimdi Diyanet'in son olarak söylediği bir cümle daha var. Şey, <laughs> dünyanın neresinde görülürse görülsün. Bu ibarın üzerinde durmak lazım. Çünkü bir kere Suud kabul etmez, şöyle. Şafiilere göre ve Hanbelilerin ekseriyetine göre, Hanbelilerde iki türlü görüş de var olduğu için söylüyorum, ekseriyetine göre ufuk farklılığına itibar edilir. İhtilafı mataliye, ufuk farklılığına itibar edilir. Yani ülkeler farklıysa, herkes kendi ufkundaki hilale itibar eder, ona göre gözetler. Başkalarının bizinkiler rahatlıkla suçlayabiliyorlar. Suçlanan ülke neden suçlanıldığını bile anlamıyor. Rahmetli oldu. Doktor Salih'in babası vardı. Bize demişti ki bir zamanlar Türkiye bizi niye suçluyor ki dedi. Biz bilim hilalimizi gözetliyoruz. O da kendininkini gözetlesin. Anlamakla bile zorlanıyoruz. Biz onları itham ediyoruz. Adam ben benimkini gözetliyorum diyor. Sen de seninkini gözetle. Yani anlamakta zorlanıyor. Niye bizi sitem ediyorlar ki diyor? Şimdi ben gerisin geri döndüm. Pratiğe dönüyorum. Bunun uzun detayı var da. Bu seneki hilali Türkiye nerede görüldüğünü açıkladı biliyor musunuz? Ben arkadaşlarımla konuşurken bu hilal yakında, nasıl diyeyim Afrika sınırlarında bile görülemez mutlaka işin içinde bir iş var dedim. Neredeki derste söyledim bunu unuttum ama böyle bir dersteydi. Cuma dersinde, Cuma dersinde söyledim. Şimdi tabii oradaki arkadaşlar da Facebook'a yazmışlar. Facebook'tan sonra da cıngar çıkmış zaten. Şimdi şöyle, ondan sonra o dersten sonra oldu. Nerede görüldüğünü ilan etti Diyanet? Peru'nun Peru Pasifik açıklarında. Peru'nun açığında Pasifik okyanusunda. Ekvator'un açığında Pasifik okyanusunda. Güney Amerika'nın batısında Pasifik'te yine. Antarktika'nın kuzeyinde daha doğrusu Antarktika'nın kuzey batısından bir hat Peru ve Ekvator'a olan bir yayda görülmeye başlayacaktır diye. Peru'daki, Ekvador'daki hilal beni niye bağlıyor? Oradan bir başlayalım evvela. Eğer biz okyanus ötesine geçeceksek, atımızı Fas'tan denize sürmeye kalkacaksak, rüyeti öldürdük demektir. Çünkü Cenab-ı Allah kullardan takatın üstünde bir şey istemez. Okyanusu nasıl geçeceğiz? Vaktiyle nasıl geçilecekti? Koyulan ölçü bundan bin yıl önce de geçerli olmalıdır güneşin batışıyla akşam namazının girişi, orucun açılışı gibi bin yıl sonra da daha bin yıl sonra da yine olmalıdır. Evvela bu kararı kim verdi? Bir. Evet Hanefi fıkhında İslam ülkelerinden birinde görülür. Bu sağlam bir delille kaynakla başkalarına ulaşırsa herkesi bağlayıcıdır. Böyledir. Ama lütfen Hanefi fıkhını bile karıştırınız. Ufuklar fahiş uzaklıkta aşırı uzaklıkta ufuk farklılığına itibar edilir der. Bedayı sanayiye bakın. Eğer okyanus ötesi fahiş değilse neresi fahiş? Ben Atlas Okyanusu'nu mu geçeceğim? Ben Amerikan kıtasına mı gideceğim? Pasifiklerde yüzecek miyim? Ne yapacağım? Nasıl gözeceğim? Periyo Müslüman edersek düşünürüz. Şimdi o bile kıta arada okyanus var. Düş düşünülmeli, hesap edilmesi gereken. Kısaca Türkiye Ekvator, Peru, Güney Amerika açıklarında Pasifik'te görülmesi hesaplara göre muhtemel olan hilale göre bayram yapmıştır. Suudi Arabistan'da her zaman niye önce gördüler diye itiraz ediyor. Suudi Arabistan açıklamayı nasıl yaptı? Bizim ülkemizin hiçbir tarafından hilalin görüldüğüne dair haber gelmedi dedi. Şimdi niye görmediler diye suçluyoruz. Türkiye'nin de Türkiye'de zaten yani zımni olarak söylüyor. Zaten göremezler. Ne Suud'dan görülür, ne Türkiye'den görülür, ne Fas'tan, ne Mısır'dan, Tunus'tan, Cezayir'den görülür. Bu Amerika'nın öte tarafından görülür diyor. Evet. Şimdi tabii hilal çok farklı bir şey. Hilal eğer mesela Endonezya'da görülüyorsa batıda haydi haydi görülür. Niye? Batıya geldikçe açısı büyür. Çünkü o 8-9 derece olur, 10 derece olur. Ama Endonezya'dan geçerken 5 dereceyle geçen bir şey Türkiye üzerinden gelip de 8 derece yapabilir. Yani batıya doğru kaydıkça zaman uzadığından açı büyümesi yaşanır. Çok farklı bir şey öyle. Bir de bulunduğunuz nokta hilali görmeye uygun olur. Öbür nokta hilali görmeye uygun olmayabilir. Yani Sinop'tan hilal görülmeyebilir. Urfa'dan Mersin'den hilal görülebilir. Niye? Açı ona uygun düştüğü için. Hadise budur. Tabi yukarıda Diyanetin yazdığı yazıda Ufuk farklılığına itibar edilmemelidir Diyor. Yani nerede görürse bağlamayın Alt en cümle nasıl bitiyor biliyor musunuz? Herkes bulunduğu Ülkeye göre hareket etsin diye bitiyor. Nasıl oldu bu? Ben anlamadım. Herkes Bulunduğu göre hareket etsin Demek ufuk farklılığına itibar Var demektir. Üst taraf yok diyor alt taraf var diyor. Bunun sebebi şu. Eğer Türkiye'de olsaydı herkes haç diye bir mesele olmasaydı fırçayı atardık biz. Ama biz burada bayram yaparken Diyanet İşleri Başkanı orada Arafat'ta vakfe duası yapıyorsa bunun izahı zor. Başka türlü izah edemezsiniz. Bunu böyle izah edeceksiniz. Herkes olduğu yere uysun. Şimdi eğer Türkiye %100 doğru olduğuna inanıyor ise bir gün önce çıkmalıydı Arafat'a. Çünkü mesela biz bir kurbanımızı kaybettik veya şunu ettik bunu ettik. Neydi? Yüz bin insan ömründe bir defa gidebildiği haccını kaybediyor. O insanların kaybını bir düşününüz. Bu mesele çözülmesi gereken bir mesele ve çözümü inanın zor değil. Sadece Müslümanca düşünmekle. Hiç de zor değil. Şimdi söyleyeceğim yani şu olarak böyle düşünülmeli, böyle hesap edilmeli, böyle gözden geçirilmelidir. Doğru olan budur. Şimdi akıllı uslu, ilmal bilgisi fena olmayan birisi ekranda konuşuyor. Bu bu noktaya gelinceye kadar konuşmasıydı. Yani aleni olduğu için adını söylemekten çekinmiyor ama yine de söylemeyeceğim. Evet, şu zorunda değil. Ama bu noktada kullandığı cümle şu burnunun ucundaki İsrail tankını göremeyenler mi hilali görecek? Bu ilimde edepsizliktir. Kusura bak bakılmasın. Kim olursa olsun. İlimde edebetsizliktir. Bizim de kızdığımız yönler var. Kızdığın şeyi kızdığın kadar söylersin. Ya hatayı söylersin. Aynı cümleyi ben tersine kullanayım mı? Kadıköy İmam Hatip'in okulunda yüzlerce talebenin coplandığını görmeyenler otobüslere doldurup pendiye kadar dağıtıldığını görmeyenler, ilahiyatın fakültesinin önünde, üniversite önlerinde gözyaşıyla kıvranan kızlarımızı görmeyenler, Türkiye'deki barları, pavyonları, rezil yerlerin çağdaş ilan edildiğini görmeyenler, Türkiye'de yıllar yılı Allah'a isyanın ve okullarda Allah düşmanlığının yapıldığını görmeyenler, daha sayayım size istiyorsanız. Şimdi kıyas yaparsan karşılığı daha feci ve daha acı gelir. Bu doğru değil. İlmi gerekçe neyse onu söylersin. Ona göre hareket edersin. Doğru, ona göre yaparsın. Şimdi biz de sorulduğunda her şeye rağmen ihtiyaten kurbanınızı ikinci gün kesmenizi tavsiye ederiz demiştik. Facebook'ta bunu yayınlamışlar. Doğru, olan. Buna da bir sürü itirazlar geliyor. İkinci gün kurban herkese göre olur. Üçüncü günde olur ihtiyat oydu Vallahu alem cenab-ı allah hayırlısını eylesin böyle bir farklılığı böyle bir e, çeşni ne yazık ki yaşıyoruz. Yani tam, Ayın doğru. Şöyle diyeyim takvim elbette ki yapılabilir. Hah e, iyi ki söylediniz. E, çözüm yolu şu. Bakınız sen gerçekten bir kere okyanus ötesine geçmek doğru değil. Osmanlı da geçmemiş. Bunu bilesiniz. Osmanlı Fas'ı öteye geçmemiştir. Oraya kadar olan gözetlemeler takip edilmiştir okyanusun ötesine geçerseniz gözetleme öldürürsünüz. Nasıl olsa göremeyiz. Bu Amerika'da görülebilir. Atlas okyanusunda görülebilir. Bilmem nerede görülebilir de. Gözetlemekten halbuki gözetleme tekrar ediyorum. isteniyor ve bu vacip. Şimdi gerisin geri döndük. Hesabınıza yüzde yüz güveniyor musunuz? Teknik aletlerinize güvenim musunuz? Evet. Bir kere bir hududunu çizin, kararlaştıralım. Gerçekten ilim ehli, gerçekten Cenab-ı Allah ne diyor? Resul bizden ne istiyor? Bu dini mübin bizden ne istiyor? Bunu bulmak için çırpınan insanlar bir yere gelsin bir karar versin. Karardan sonra hesabı devreden çıkartma ve takvimlerini yap. Takvime yüzde yüz eminsen de ki bu hilal Hatay'da bilmem şuradan görülecek. Suriye'de şuralardan görünecek. Mısır'da şuradan görülecek. Tunus'ta Cezayir'de şuralardan görülecek. Bu tespit ettiğin beş yerden beş yere ne olur? Üçer kişilik ekip gönder. Tamam. Üçer kişilik ekip gönder. Beş yere, üç yere gönder ki tek yer olmasın. Çünkü orada hava bulutlu olabilir. Üç kişi gitsin oradan. Diyelim ki Cezayirli kardeşlerini de alsın. Bir de kaynaşma olsun. Biz size hilal gözetlemeye geliyoruz arkadaş. Gitsin. Beraber çıksınlar. Gözetleşsinler. Raporlaştırsınlar. Gördük hilali diye. Hesap burada görünen. Çünkü görme ihtimali yok. Yüksek noktayı tespit ediyorsun. Hesabına da güveniyorsun. Orada görülür. Beş yerden üçünde, ikisinde, üçünde görüldü. Raporlaştır, bütün dünyaya yayınla, herkesin duasını al. Dünyanın takdirini toplarsın. Bunu daha söyledim, yeniden söyleyeyim. Türkiye'yi tanıtma için turistik bir reklam hazırlanıyor. Bilmiyorum, yani 15 saniye, 20 saniye hiçbir zaman reklamlar yarım dakikayı tutmuyor, bilmiyorum. Yarım dakika dediğiniz reklamın trilyonlar ödeniyor onun için. Beş kişilik heyeti göndermek sakız parası bile değil onlar için. Şunu söyleyeyim. Bu yılki haç parasını buna ayırın. 100 yıl heyet gönderebilirsiniz. 100 yılın heyetin parası fazlasıyla çıkar. Yeter ki bu niyette olunuz. Böyle olmadığı sürece ben buna uymam diyen hiç kimseyi ben suçlayamam. Çünkü Allah Resulü gözetleyin, görün orucunuzu tutun. Artık teknik ilerledi, hesap ilerledi. Resulullah biz okuma yazma bilmeyen hesap iyi bir topluluğuz. Dolayısıyla görüp yapın edin. Bugün biz ya hesabı da öğrendik, yazıyı da öğrendik, şunu da öğrendik. Artık oturduğumuz yerden kan dilli hesap eder. Diyanetin de bu yetkisi yoktur bilesiniz. Kan dilli bu hesabı yapar. Herkes ona uymak zorundadır. Bunu bir insan kabul etmezse ben hiç de suçlayamam. Böyle doğru olan budur. Olması gereken de budur. Bayram namazı... Bayram namazı... İşte bayram namazı şöyle. Ben bayram namazını ikinci gün kıldım. Söyleyeyim. İkinci gün kıldım. Sokaklar bile adam dolmuştu. Tabii bunu yani herkese gideceksin, bulacaksın, bunu diyemiyoruz. Bu sıkıntılı bir durum. Ama demek ki ben de hayret ettim. Biraz ben dışarıda kalanlardanım öyle diyeyim. Dışarıda kalanlar da herkes dolu doluydu. Birkaç yerde daha kılınmış. Ama bu sıkıntının varlığının alametidir. Zaten e, herkes rahatsız oldu. Doğrusu o. Yani şey, öbürleri de rah rahatsız oldu ve benzeri. Böyle diyelim. Yani e, bir de bu tip söyleyen insanlara fitneci ve benzeri itham çok ağır bir ithamdır. E, Cenab-ı Allah biliyor. Yani bir insanın doğruyu bulmaya çalışması ve ihtiyatla hareket etmeye çırpınması fitne olamaz. <laughs> doğruyu bile bile aksine hareket ediliyorsa bu ayrıdır. Bir de söylediğimize yüzde yüz yanlıştır ifadesi kullanmamız gerekirken kullanmadık bu tür duygularla. İkinci gün kurban kesmenizde ihtiyat vardır dedik. Bu dört emin bit, Buyur. Emin, emin, konuşuyorlar ama oturup bir baştan sonra gözden geçirsinler. Yani şey olarak yani ayrıca hesaba hükmü ruyet denir mi? Onu da bir ayrıca konuşalım. Hem ruyet diyorsunuz hem hükmü hükmü ruyet diyorsunuz. Bunun konuşulması edilmesi lazım ki kitaplarımızda bir insan astronomi bilgisinde son derece ileri olsa, yüzde yüz hilalin görüneceğinden emin olsa, kendi şahadetine itibar edilmese kendisi oruç tutabilir mi? El cevap tutamaz diyorlar. Bu kadar açık ve nettir bilgiler. Biz bu bilgileri kabul etmiyoruz. Ta gerilere gidiyoruz. Ama en azından rüyetin gerekliliğine inanılmalı. Ölçüleri, sınırları iyi çizilmeli. Bir de Cenab-ı Allah ve Resulü görün diyorsa görmek için bunu çırpınmalı. Bunu gerçekleştirme. El kendi adına neler yapıyor? İngiliz hakimleri bin yıllık, iki bin yıllık peruk giyerler. Peruk, peruk. Bildiğiniz böyle bukleli peruk. Niye? Örflerinde varmış diye. Hale onu giyerler. Biz de efendim köşeli şapkalar giyiyoruz. Akademisyenlikten gelme diye akademisyenin onun köküde nereye gidiyor Allah biliyor. Ama dini mübin birden gözetlemeyi istiyorsa bunu ilkellik diye adlandırıyoruz. Elinki örfüne, ananesine bağlılık oluyor. Şahsiyetine bağlılık oluyor. Oturaklılık oluyor. Bizim dinimizin emrine itaat etmek ilkellik oluyor. Yarın benim secdeme de ilkel dendi bu ülkede. Benim üniversite talebem, üniversite mezunu insanlarım, basit bir köylünün kirli çorabı ile girdiği camide mi secde yapacak denildi bu ülkede. Biz müminin ayak koyduğu yere bile secde yaparız. Kafiri, kafirin ayağımızın altını bile öptürmeyiz. Kusura bakmasınlar. Hakikat da doğru olan budur. Ve biz kendi değerlerimize, şahsiyetimize sahip çıkmak zorundayız ve böyle hareket etmeliyiz. Evet. Kısa soru uzun cevabı getirdi. Güya kısaltmaya çalıştım. evet. Şimdi özürlerilerin abdestine gelmiş idik hatırladığım kadarıyla. Şimdi günümüzde özür deyince bedeni kısıtlılık anlaşılmaya başladı. Özrü tarif ediyoruz süreklilik arz eden süreklilik arz eden ve abdesti bozan bedeni rahatsızlıklara özür böyle insanlara da özürlü denilir. Tamam? Özürlü insanlar her namaz vakti için abdest alırlar. Evet. Aynen öyle. Geliyor, geliyor. Daha bitmedi. Evet. Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre özürlünün abdesi bir başka sebepten bozulmamışsa yani özründen başka bir bozulmamışsa vaktin çıkışıyla bozulur. Evet. Geliyor, geliyor. Yani özürlünün abdesi bir başka sebep. Yani özürün bir sebebi var. Yani özür neye deniyor? Misal olarak vereyim. Devamlı kan akıyor. Yarasından kan akıyor. Devamlı işte idrarını tutamıyor. Bir rahatsızlık geçirmiş tutamıyor. Bu ve benzerleri daha detayına gitmeyin. Bir yarası var oradan devamlı dışa akıntı yapıyor. Kan değil cerahat veya şu akıntı yapıyor bu şeyin. Bu ve benzeri şeylere ne deniyor? Özürlü deniyor. Şimdi bu insanın yarasından akan kan veya şey abdestini bozmaz artık. Özür sahibi buna deniyor. Onun elbisesine bulaşmış olması veya sargısına bulaşmış olması abdestini bozmaz veya e, affedilmiştir ki girmez. Ama ne olur bu insan her namaz vakti için ayrı abdest alacak. Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre talebesi bu insanın abdesti vaktin çıkışı ile bozulur. Başka bir sebepten bozulmamışsa. Tamam. İmam Züfer'e göre. Züfer pek geçmemişti dersimizde galiba ama evet. Züfer Ebu Hanife'nin yaşça hemen hemen en büyük talebesidir. Yani en büyük talebesi diğer bilinenler içerisinde en büyük talebesidir ve kıyasla son derece başarılı bir talebedir. Ancak genç yaşlarda vefat etmiştir. Evet kıyas kabiliyetinin yüksek olduğunu Ebu Hanife Rahimullah vurgular Züfer için. Züfer diyor ki vaktin girişi ile bozulur. Bunu da yazın. Üzerine, üzerine konuşacağız. Ebu Yusuf bu da Züfer'den sonra Ebu Hanife'nin büyük talebesidir. Yani Ebu Yusuf i̇mam Muhammed'e hocalık yapmıştır. Yani aradaki yaş bu derece büyük bilesiniz. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh hem vaktin girişiyle bozulur hem de çıkışıyla bozulur diyor. Şimdi vaktin girişiyle çıkış arasında ne fark var? <laughs> Öğle namazı çıktı, ikindi namaza girdi. İkindi namazı çıktı. Akşam namazı girdi. Akşam namazı çıktı. Yatsı girdi. Yatsı çıktı. Sabah girdi. Sabah çıktı. Öyle, öyle girmedi. İşte burada fark var. Anlaşıldı? Güneşin doğuşu ile sabah namazının vakti çıkar. Yani Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre bir insan sabah namazı için abdest alsa, bu abdest güneşin doğuşuyla bozulur. Tamam, zihne yerleşti. Evet. Devam ediyoruz. Bir insan duha kuşluk namazı için veya bayram namazı için bayram namazının vakti de o vakit biliyorsunuz. Abdest alırsa, bu öğle namazının girişiyle bozulmaz öğle namazının çıkışıyla bozulur. Yani ikindiye kadar sürer. Hocam hiçbir sebepten yani namaz olmadan abdest alsanız. Yani. Bayram da yok. Ol yani bu vakit yani o, o vakit için abdest alınsa evet böyle. Buna mühmel yani sabah güneş doğuşuyla zeval vaktinin arasına mühmel vakit deniyor. Hiçbir namazın farz namazın vakti değil manasına. Nafile namazlar elbette ki. Mühmel vakit deniyor. Tekrar ediyorum. Bu mühmel vakitte bir abdest alıyorsunuz. Gelip öğlenin vakti giriyor ama girişle bozulmadığı için devam ediyor abdesti. Öğle vaktinin çıkışı ile bozulur. Tamam diğer vakitlerde hiçbir fark yok. Şimdi bu vakte gerisin geri dönüyorum ben. İmam Züfer'e göre sabah namazı için abdest aldın. Bu öğle namazının girişine kadar sürer. O vaktin girişiyle bozuluyor diyordu ya. Güneşle vakit çıktı ama başka vakit girmedi. Öğle namazının girişine kadar İmam-ı Züfer'e göre sabah alınan bir namaz abdest, abdest sürer. Kuşluk. Tamam kuşluğu da onunla kılabilirsin. Kuşluk için namaz aldın öğle vaktinin girişiyle bozulur. Anlaşıldı. En rahata Ebu Yusuf. Girişle de bozulur diyor, çıkışla da bozulur. <laughs> en iyisi siz diyor, her vakit için abdest alın. Bunlar bakış ve değerlerin Bunun arka planı var ama detayı bu kadar bilmenizde şüphesiz fayda var. İşte mesaf farkları nereden çıkıyor diyorsunuz. Onun örneklerini zaman zaman görüyoruz. Evet. Bunlar hep doğruyu bulmanın gayreti emeğiyle ortaya çıkanlardır. Diğer mezheplerdeki görüşler de ben detaya gitmiyorum. Hep bu çerçevede gelir giderler. Ona katılırlar. Onun fikrine katılırlar. Çünkü yani e, bunların içerisinden bir tek İmam Malik rahmetullahi aleyh İmam Muhammed'den büyüktür. Yani gerisi hemen hemen birbirlerine yakındır. Evet. İmam Şafii hepsinden, İmam-ı Muhammed'den de küçük, bundan hepsinden küçük. Ahmed İbni Hanbel, i̇mam Şafii'den de küçüktür. evet. Dolayısıyla yani özürlünün ne zaman başladığı, ne zaman şerhat Özürlü insan haliyle abdesini alır. Bu namaz içerisinde vakitlerde namazını kılar. Ona göre davranır, ona göre hareket eder. Bu özrü sebebiyle abdesi bozulmaz. Bir başka sebepten dolayı abdesti bozulabilir. Hocam, tamam. Hangisini Buyur. Hangisini esas ha müftabih olan görüş Ebu Hanife ile i̇mam Muhammed'in görüşüdür. Ancak her namaz vakti için ayrı abdest alırsan herkese göre geçerlidir. Bu ayrı bir konu. Ama müftabih görüş dediğimiz fetha Ebu Hanife ile i̇mam Muhammed'in vaktin çıkışıyla bozulur görüşüdür. Buyur. Şafii'lerde de her vaktin yani ihtiyatla her vaktin girişinde abdest alınır, her vaktin için ayrı abdestin alınması daha doğru olanıdır. Tamam? Ebu Yusuf'a daha yakınlar. Bence, ve e e e evet. Özellikle Şafii'lerde. Yani bizde biliyorsunuz abdest için ayrı bir niyet yok. Şafii'lerde var. Temmüm için hepimizde var. Onlarda da var, bizde de var. Tamam? Noktaladık özürleri. Geldik mest üzerine meshe. Biz kısaca mes üzerine mes deriz. Bunun birincisi mest, sonu t ile, ikincisi mes, sonu h ile. Evet, hatayın h'si ile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mest üzerine mes yapmıştır. Bunda büyük kolaylık da vardır. Ancak biliyorsunuz ayağın yıkanması farzdır. Bu nevi farz olan bir meseleyi değiştirme hakkı hiçbir içte hatla mümkün değildir. Bunu ya Cenab-ı Allah ruhsat vererek değiştirir ya Allah'ın elçisi Resulü Muhammed Mustafa'nın değiştirme hakkı vardır. Hiçbir imamın, hiçbir alimin bu nevi değişiklik hakkı ve salahiyeti yoktur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz mes üzerine mese izin vermiştir. Ve zaman ilerledikçe bu ehli sünnetin şiarından birisi haline gelmiştir bu zaman içerisinde. Niçin? Çünkü Şiiler çıplak ayağı da mes etmişlerdir. Onlar için mes yapmak için ile mes olması şart yok. Ayağı mes olduğu için. Dolayısıyla ehli sünnetin mes giymek ve mes üzerine mes yapmak giderek bir şiar haline gelmiştir. Bu kaynaklarda olduğu için söylüyorum. Bir ayrıcalık olduğu için değil. Bu meseleyi zaten gördük üzerinde durduk daha önce. Şimdi Dolayısıyla bir insan ne olacak mesin şartları ne? İlk önce bir mesin kendine ait özellikleri olacak. Deriden olacak veya deri gibi dayanıklı olacak. Basınca hemen içerisine su almayacak. İçerisine küçük parmaklardan üç parmak sığacak büyüklükteki yırtığı bulunmayacak. Yani küçük delikler olabilir ama parmakların ayağı üç parmak ayağın binevi çoğudur. ...üç parmak içerisine sığacak... ...genişlikte bir yırtık olmayacak... ...mes'te. Böyle bir mes... ...hadesin... hükmü ...kirliliğin ayağı, sirayetini önler. Şartlarına uygun bir mes... ...abdest alınıp... ...ayak yıkın alarak giyildiğinde... ...sonradan meydana gelecek... Hades'in ayağı sirayetini önler. Bunu düzeltin. Kaydedeyim. Dur 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 geleceğiz geleceğiz. İlk önce bir düzgünlüğü öğrenelim. tamam. <laughs> tamam. Şimdi pekala mest ifade ederken ne dedik? Giyen insan İlk abdestinde ne yapacak? Yüzünü, kollarını, başını mesedip ayaklarını yıkayacak. Mesti öyle giyecek. Anlaşıldı? Pekala ne kadar korur? Ömür boyu mu korur? Mest insanın ayağındaki hades sirayetini bunun belli bir süresi var mı? Evet var. Mukim için 24 saat yani tam bir gün ve gece manası 24 saat yolcu için, seferi için 3 gün 3 gece yani 72 saattir. Met süresi bu kim için 24, misafir için 72 saat tir. Hades zaten hükmi kirliliktir. Hükmi kirlilik demek ya ona nedir? Hükmi sirayet ederdi etmezdi diye hükmen veriliyorsa öyle. Yoksa tekrar ettik yani. Kömür e, taşımaktan çıkmış bir insana elleri, ayakları simsiyah olur. İslam onu namaz için temiz kabul ediyor. Öbür tarafta elleri, ayakları ter, temizdir tertemizdir. Öyle çıkmıştır. İslam onu yani o şekilde kabul etmiyor. Dol, dolayısıyla ona göre hareket ediyor. Ona göre hüküm veriyor. Mescid Yok, hayır. Niyet farkı yok. Alıyorsun, giyiyorsun. O kadar. Şimdi yalnız mesele bitmedi. Soru. Sabah saat 6'da biz abdest aldık, ayağımızı da yıkadık. Tamam? Üzerine mesimizi giydik. 6'da abdest aldık, mes giydik. Saat 9'da bu abdestimiz bozuldu. Tamam? Saat 12'de biz öğle namazı için yeniden abdest aldık bu mestin süresi ne zaman biter? Zeymtan sorusu. De Soru. Ertesi gün saat 6'da mı? Ertesi gün saat 9'da mı? Ertesi gün saat 12'de mi? Ertesi gün saat 9. Alimler bunda mı ittifak ettiler? <laughs> i̇ttifak neyin üzerine? Ertesi gün saat 9'da biter. Mesi giydikten sonra üzerinden 24 saat geçme değil. İlk hadesten itibaren üzerinden 24 saat geçecek. Çünkü o hadese kadar ayağını sen yıkamıştın. Zaten abdestliydin. Mes ne zaman korumaya başlıyor? İlk hades gerçekleştiği andan itibaren mes devreye giriyor otomatik olarak. Elektrik kesildi, jeneratör tak diye devreye girdi. Aynen öyle oluyor. Mes devreye giriyor, ayağını korumaya başlıyor. Üzerinden yani şöyle diyeyim. Bir insan altıda ayağını yıkayarak abdest alsa, bu abdestini 12'ye kadar korusa, 12'de abdesti bozulsa, ertesi gün 12'ye kadar mesinin süresi vardır. Ayağındaki mes ne olmuş olur? Yaklaşık 30 saat durmuş olur. Anlaşıldı. Şey için de aynı, seferi için de aynı. Ne zaman mes'din süresi o zaman not düşüyorsunuz. Ayak yıkanarak alınan abdestin bozulmasıyla başlar. Tamam? Mes'din süresi ayak yıkanarak alınan abdestin bozulmasıyla başlar. Mukim için 24 saat, misafir için 72 saat devam eder. Şimdi geldik. Çorap üzerine mes. Milli meselelerimizden. Evet. Seninkinden daha insafsızları var. Seninki... <laughs> İnce çorap. Şu ayağınızdaki çoraplara meseden eden bir, bir dünya insan var şimdi. Evet. Şimdi gerisin geri geldik. Şimdi daha evvelde zannediyorum paylaştık. Fakih olan insan ne yapar? Bütün delilleri masa üzerine yayarak karar verir. Yani zihninden hepsini geçirir, süzer, değiştirir, yoğurur, ona göre karar verir. Şimdi geldik. Peygamber Efendimizin çorap üzerine messettiğini bildiren bir hadis var. Hadisin direkt zahirini alırsanız çorap diye adlandırılan her şeyin üzerine mes olur çıkar. Selefi geçinenler bunu böyle anlıyorlar ve böyle uyguluyorlar. Ve iddia ediyorlar. Yani çorap üzerine mes edilir. Allah Resulü çoraplarının üzerine mes etti. Tamam. Bu hadis sahih hadis. Şimdi geldik. Bir. Ayeti kerime ayakları yıkayın diyor bilek kemikleriyle beraber ayağı yıkayın diyor. İkincisi, bütün rivayetlerde Allah Resulü abdest alırken ayağını yıkıyor. Üç, bir sefer sırasında ayağına mesettiğine dair rivayet de geliyor. Çorabına mesettiğine dair ayağına demin. Çorabına mesettiğine dair rivayet de geliyor. 4 Peygamber Efendimiz Ayşe validemizden gelen bir rivayette "Veilul lil aqab minan nar. Topuklara yazıklar olsun, ateşte yanacaklar." diyor. Bunu kardeşi Abdurrahman'a söylüyor. Abdurrahman'ın abdesti alel acele aldığını görüyor. Topukla yıkanmadık yer hissediyor. Ayşe validemiz Abisi olan Abdurrahman'ı ikaz ediyor. Abdesini düzgün al. Ayağını adam gibi yıka. Ben Allah Resulü'nden böyle bir ikaz duydum diyerek kardeşi abisi Abdurrahman'ı ikaz ediyor. Tamam. Bunu koydum. Yine Zeyd İbni Thabit. Zeyd İbni Thabit Resulullah'la beraber geliyorduk. Mekke'den dönüyorduk. Önce gelen grup namaz vakti daralmış hissedilen o biraz var. Veyahut da bazı insanlar seferde aceleci olurlar ne ekmese. Hacılara bir dur, durmuşsun ineceksin belli yer tarif bir bakmışsın hepsi dökülmüş toplayabilirsen topla. Topluluğun kendine ait veya oradan birisi acelecidir o bir harekete geçer hepsini hareketlendirir. İnsanlar inmişler vakit için acele ediyorlardı ve ayaklarına yıkanmadık yerler görüyorduk biz geriden doğru diyor. Topuklarda. Efendimiz yanlarına geldi. Onları ikaz etti ve veylul lil akabi minen nar cehenneme girebilecek, yanabilecek olan topuklara yazıklar olsun. Abdesinizi doğru olan esbigul vudua her azaya yıkama hakkını vererek yıkamın adıdır isbah yıkayın diye onları ikaz etti diyor. Şimdi bu hadisi de bir kenara koyuyoruz. Dahalar da var. Ama şu yaklaşık olarak bu hükmü yeter. Şimdi ayet-i kerime yıkayın derken Allah Resulü topuklar konusunda insanları bu derece hatta cehennem ateşiyle korkuturken farz olan bir noktada bu yerken ikaz ederken aldığı çorabın üzerine mes ediyor Acaba bu çorap zor çıkarılabilen mes gibi güçlü olan bir çorap özellikli miydi? Çünkü basit olan çorabı tutarsın fırt diye çıkar. Eğer çorap öyle kolaycık çıkan bir çorap olsaydı Allah Resulü o zaman bu kadar bu o itmez ediliyor olsaydı onun üzerine insanları topuklarınızı niye yıkamadınız diye ikaz eder miydi? Bu derece acı bir ifade kullanır mıydı? Bütün bunları aklımda yoğuruyorum tabi olarak da aklıma şu geliyor. Acaba Resulullah'ın mesettiği bu çorap özellikli bir çorap mıydı? Bu sefer onu inceleme altına alıyorum. Bakıyorum ki farklı bir çorap. Çadır bezleri gibi çadırların biliyorsunuz keçi kıllarından örerek kilimvari yapılır. O şekilde sağlam ve dayanıklı çıkarılması da kolay olmayan bir çorap. Bu sefer şartlar geliyor. Eğer çorap bu derece kalınsa, böyle bizim çoraplar gibi hemen yamışıp kalmıyorsa, kendini bütün tutuyorsa, ayağa giyildiğinde bir mil gidecek kadar o çorabın yapısını, onun vasıflarını zikrediyorlar şimdi. Bir mil gidecek kadar düz zeminde, tabii tırtırlı zemin farklı, gidecek kadar dayanıyor ise, suya dokunur dokunmaz içerisine hemen suyu almıyor ise bir nevi keçevari ise ya, bu nevi çoraplar üzerine de mes edilir deniyor. Demek ki hadiste tık çorap geçti diye hemen tek delille, zahirle amel etmiyorsunuz. Fıkıh işte bunun adı. Yoğuruyorsunuz, hesap ediyorsunuz, doğruyu bulmaya çalışıyorsunuz ve bunun hudutlarını çiziyorsunuz. Böyle bir çorap üzerinde de mes edilir. İncecik, dokununca hemen suyu içerisine alan çoraplar üzerine mes edemiyorsunuz. Anlaşıldı. Şimdi o tabii çorapları içerisinden su almıyor deniyor. İncelemeye ihtiyaç var. İnşallah yani bakalım bu şeyde bu özellikte ise ama çıkartma kolaylığı da ayrıca rahat çıkartma kolaylığı varsa kolay temin ediliyorsa öyledir. Doğrular mıdır? Hocam sadece zahiri olarak Başka bir mı? Hadislere hep zahiri bakarlar. Sıkıntı zaten o. Bunu biz hadise olduğu gibi alan ve teslim olan insanlarız diyorlar. Bu güzel bir duygu da bazen yolu çok kötüye çıkıyor. Yani bazen tevil etmezseniz ağır tevil olur. Tevil etmezseniz bunu incecik tor çoraptan da adı çorapsa abdest üzerine mesela alınır hükmü çıkar ki bu yorumun ucudur. Öbüründen daha kötü öbürünü sen yorumluyorsun ama Allah Resulü'nün ok çorabını gözün önüne koyuyorsun, ona göre bir tasvir çiziyorsun. Bunun yorumu öbürünün yorumundan inanın on kat daha azdır. Çok farklı bir şeydir. Yorumlamak bazen kötü bir yorum. Neydi? Aynı şey kaza namazında yapılıyor. Şimdi kaza namazı diye bir namaz yoktur deniyor. Günümüzde de moda oldu. Kaza namazı olamaz deniyor. Münakaşa ettiklerimiz ya. Pekala kaza namazı olamaz. Allah Resulü bir seferden dönüşte uyuyup kalıyorlar. Bilal kalıyor biliyorsunuz nöbetçi. Ben sizi uyarırım diyor. O gariban da sabah namazına kadar beklemiş. Ufuk ağarmaya yaklaşmış. Yüzünü de ufka dönmüş. Ufka bakacak. Fecir doğacak. O da millete uyaracak. Sırtını da devesine dayamış. Devenin sırtı sıcak. Uyumuş kalmış. Bütün sahabiler de Allah Resulü diye güneşin sıcaklığıyla uyanıyorlar. Peygamber Efendim Bilal diye bağırıyor. Bilal yanında bitiyor. Hani sen bizi uyaracaktın diyor. Şu hoşgörü ve şu rahatlığa bak. Bilal bir zamanlar kölelikten gelmeyen insan. Eza ve cefanın Allah Resulü'nün yanında ne kadar rahat. Ya Resulullah diyor seni uyutan beni de uyuttu diyor. <laughs> Do doğru. Peygamber efendimiz tabii yani ilk insanın o şey anı var. E, hani elektrik boşalması deniyor. Peygamber'e hep beraber abdest alıyorlar. Birlikte namazı kaza ediyorlar. Bu bu kaza değil mi diyorsun? Ha öyle olunca olur diyor. Şimdi öyle olunca olur. Şimdi tamam diyorsun yani başka türlü bir insan hadis-i şerif de var. Unutursa bir namazı unutursa veya uyur kalırsa uyandığı zaman ve hatırladığı zaman kaza etsin diye adı şerif var. Öyle de olur diyor. Şimdi dışına çıkmıyor. Pekala diyorsun. Olan hadiseleri anlatıyorum bunu. Hayali anlatmıyorum. <laughs> Sıraladıkça Hendek gazvesinde dört kadar namaz kazaya kalmıştır. Düşmanla boğuşmaktan göğüs göğüse Mücadeleden adım adım takipten kılamamışlardır. Rahatlayınca Peygamber Efendimiz bu namazları kaza etmiştir. Kazaya kalmasına sebep olan müşriklere de beddua etmiştir. Namaz o derece kazaya kalması kıymetlidir. Şimdi bunun üzerine şöyle bir fikir geliştiriyorlar. Kasten kazaya bırakılan namazın namaz kılınmaz. Ve size cevabı yapıştırıyor. Bunların hiçbirisi diyorlar. Kasten kazaya kalmış namaz değil. Ya bakın netice itibariyle fıkıh bu. Nedir? Bir namaz kendi vaktinde kılınamıyor, başka bir vakitte kılınıyorsa bunun adı kazadır. Dolayısıyla bir namazın vaktinde kılınamayan bir namazın vakti çıktıktan sonra kılınması meşru. Tamam. Nitekim ayeti kerimede de Ramazan'da tutulamayan hastanın yolcunun tutamadığı, adetlinin tutamadığı orucu daha sonra kaza edebilir. Bedeni bir ibadetin sonradan yerine getirilmesi var. İster gaflet deyin, ister şuursuzluk deyin, ister gençlik deyin, herhangi bir sebebiyle kılamayan bir insan, şuuru yerine gelince, aklı başına gelince, namazın kıymetini idrak edince, Rabbim belki üzerimden varlığını düşürür duygusuyla vakti çıktıktan sonra kıldığı namazı kabul edilmemesi neden diyorsun? Olabilir. Bu bizim elimizde değildir. Cenab-ı Allah ecir kabul eder. Alimler bunun olduğuna kanaat getirmiyor. Hayır bu olmaz diye kestirip atıyorlar. İşte zahiri almak bu demek. Dış dışına çıkamıyorsun. Delil olsa yani şöyle mi beklenmeliydi? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Allah Resulü bir namazı kasten bırakmalı. Sonra mı kılmalıydı? Allah Resulü'nden böyle bir şey tasavvur edebiliyor muyuz? Veya sahabilerden böyle bir şey tasavvur edebiliyor muyuz? Bu olmamıştır. Olmadı diye dolayısıyla meselenin aslını, fıkhını ve inceliklerini kavramadan sırf dış kalıbıyla hüküm vermek doğru değildir. İçinde iyi niyetin varlığını kabul ediyoruz ama böyle bir fıkı doğru bulamıyoruz. Anlaşıldı? Vallahi alem. Bir. Bir nokta daha sargı üzerine mes. Çorap üzerine mes ettik. Şimdi sargı üzerine mes yapacağız. İlk önce yaradan başlayalım. Bir yer yaralandı. Eğer o yaraya suyun dokunması zarar veriyorsa, yıkamak zarar veriyorsa sadece mes yapılır. Mes zarar veriyorsa o dahi yapılmaz. Tamam. Bundaki ölçü ne? Bir, yaranın iyileşmesinin durması. iki kötüleşmesi. İkisi de geçerlidir. Yarayı kötüleştiriyorsa veya iyileştirmeyi durduruyorsa bu şer'i bir mazerettir. Üzerine mes yapılır veya o da zarar verirse terk edilir. Pekala böyle bir yarayı ben sarsan da mesetsem daha doğru değil mi? Yara sarmakla daha iyi korunuyorsa sararak sargı üzerine mesetmek daha doğrudur. Ama her yara sargıyı kabul etmez bilesiniz. Yanık gibi. Yanık nedir? Oksijen alması dışarıyla irtibatı ve kendini derleyip toparlaması için eğer mikrobik bir ortam değilse daha iyi olabilir. Şimdi sprey sıkıyorlar üzerine kapattırıyorlar falan filan. Bu da bir bir mesele. Ama her yere her zaman illa sargı altına alınması değil, bazen açık da olması hijyenik bir ortam ise daha doğrudur. Daha çabuk kendini derler toplar. Ama sargıyla korunuyorsa, sargıyla sarılması, dolayısıyla dış dünyayla arattığı arasına perde çekilmesi, bunun üzerine mesedilmesi daha uygundur. Tekrar ediyorum. Bazen de ne olur? yaraya, deriye su ulaşması hiçbir zarar vermez. Ama siz o deriye suyu ulaştıramazsınız. Bu nasıl oluyor? Alçı. Kırık da oluyor, alçı da oluyor. Bacak kırıldı, kol kırıldı. Dışta deride yırtık yok. Sapa sağlam. Gayet rahat yıkayabilirsiniz. Ama siz onu alçıya almazsanız o eğri kaynar. Size ızdırap verir. Herhangi bir hareketinizde büyük acı ve zarar görürsünüz. İyileşmesine engel olursunuz. Bu durumda kemiğin selameti için dışını alçı alırsanız, Eskiden cebire deniyor buna. Niçin cebire deniyor? Bir tarafına bir tahta öbür tarafına ikinci bir tahta alçıyorken ne yapılıyor? İkisi sıkıca sarılıyor. Dolayısıyla iki tahtanın arasında iyi duruyor. Bunu, bu, buyur. Cebira Cebi, e, cebira yaranın sarılma, kırın sarılması demek. Bunu buna deniyor. Cebir zor kullanan, belli bir noktaya zor kullanılmak, zor kullanılması demek. Yani zorla doğru tutuyorlar. O eğrilse de eğilemiyor artık. Evet. Hayvanların hacı şimdi alçı değil, genelini ona yapıyorlar. Sağına soluna bir odun bağlarlar. Ondan sonra sararlar. Hayvancağız o bacağını e, basmadan e, taşıyarak gezer. Şimdi dolayısıyla bunda dikkat ediniz. Deriye su dokunmasının hiçbir deriye zararı yok. Şu yok, bu yok. Ama alçının olmamasının, cebirenin olmamasının zararı var. O yüzden ne olur? Alçı alınır ve kişi o alçının altını yıkamak zorunda değildir. Üzerinden düşer, üzerine mes yapar. Alçıyı mes şimdi bu konuyla ilgili bilgi bitmedi. Nedir? Yaraların mesi için, alçının mesi için mesle olduğu gibi önceden yıkama şartı yoktur. Evet, ilk önce yıkacı yıkayacaksın, sonra üstüne sargıyı saracaksın veya sonra alçı üzerine yapacaksın değil. Ayağın ne zaman kırıldıysa, kolun ne zaman kırıldıysa alçıya alınır. Dolayısıyla üzerine de sargı sarılır, mesle yapılır. Pekala, mesle müddet mukim için 24 saattir. Seferi için 72 saattir. Bundaki sürene kadar böyle bir süre yok. İyileşinceye bu sargıya, bu alçıya ihtiyaç duyulun, duyulmayıncaya kadardır. Anlaşıldı. Dolayısıyla Diyelim ki bir kadıncağız adet halindeyken kolu kırıldı. Şu anda alçıya alınmaz diyemezsin. Onu alçıya alacaksın. Sonradan abdestleri aldı, abdestleri geçerlidir. Gusülleri geçerlidir, namazları geçerlidir. Bir yerini kesti, yaralandı. Böyle bir anı bekleyemezsin. Onu saracaksın, onu koruma altına alacaksın. Daha önce ağızda bir şey demiştim diş dolgusu kırık sarığı gibidir. Bir tedavidir kaplaması. Dolayısıyla ona ne kadar ihtiyaç duyuluyorsa dolgu da kaplamada o kadar durabilir. Bununla ilgili ne mezhep değiştirmeye ihtiyaç vardır ne de bir başka şeye. Bu bir tedavidir ve insanın diş kıymetli bir azasıdır. İhtiyaç duyduğu kadar orada durur demiştim. Bu da aynen geçerli. Evet, yaptırabilirler. Hani iç rahat etsin, gönlün rahat etsin diye ayrı bir şey ama vaktin olmayabilir. Dişçinin vakti olmayabilir. İlle de tak. Takma diş zinet için şu bu şu değil. Takma diş için yani çıkarılabilen, takılabilen ayrı. Ama takma devamlı orada kalması gereken bir diş ise bununla da bir sakınca yoktur çıkarabilenler çıkarılır. Onda şüphe yok. Tamam. Anlaşıldı. Dolayısıyla sargının belli bir vakti ve belli hiçbir şartı yok. Dini mübin, bizi bizden iyi tanıyan ve Cenab-ı Allah'ın kullarına kolaylık murad ettiği bir dindir. Kolaylık gevşemek değildir. Ama sağlığımızı, sıhhatimizi düşünmek ve Rabbimize hamd etmek dinidir. Bu da hayatın başka gerçeğidir. Evet. Şimdi geldik gusül'e. Gusül. Abdestle ilgili ayeti kerime epey uzundu. Ey iman edenler, namaza kalktığınız niyetlendiğiniz zaman yüzünüzü yıkayın, dirseklerinizle beraber kollarınızı yıkayın, başınızı meşedin, ayaklarınızı da yıkayın vesaire. Gusülünki kısa. Eğer cünüp iseniz İyice temizlenin. Ayet kısa, iste uzun. <laughs> i̇yice temizlenin deyince iş değişiyor. Gelecek. İlk önce şundan başlayalım. Gusdü gerektiren haller. Üç şeyde özetlenir. Detayı değil. Ana başlık üç. Bir cünüplük, iki hayız, üç nifas. Bitti. Guslün farzı da üçtür. Bu hanefilere göre. Başkalarından da arada fark yok ama ben birazdan an anlatacağım. Hanefiler guslün farzını üç olarak söylerler. Niye? Bir, ağzı yıkamak. iki, burnuna su vermek. Üç, bütün bedeni yıkamak. Esasen guslün farzı birdir. Hanefilere göre de birdir. Niçin? Nedir? Vücudun dıştan sayılan her yerini yıkamaktır. Vücudun dış sayılan bütün yerlerini yıkamak gusüldür. Hanefiler ağzın küçük dile kadar olan bölümünü vücudun dışından sayıyorlar. <laughs> İmam Şafii ile aramızdaki ihtilaf o. Yani bize göre de vücudun dışını yıkamak farzdır. İmam Şafii Hazretlerine göre de vücudun dışını yıkamak farzdır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Bir insan dudaklarını yumduğunda içte kalan bölüm içtendir. Dıştan görünen kalan kızım dıştandır diyor. Tamam bu kadar. Bu yüzden onlarda ağzı yıkamak farz değildir, sünnettir. Aynı şekilde biz diyoruz ki Ağız vücudun dış organları kadar hatta birçoğundan daha çok dış dünya ile temas halindedir. Konuşurken de, esnerken de, bir şeyde çok defada görülür de diyor. Hem teması hem varlığı sebebiyle dış hem de su ulaştırmak zor değildir, meşakkatli değildir. Dolayısıyla vücudun dışından sayılır. Aynı şekilde burnun da dıştan görünen kısmı irtibatı çok olan kısmı vücudun dışından sayılır diyor. Göz değil, gözle ilgili olarak gözün göz kapaklarının içini bir tek Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh vücudun dışından sayılmıştır. açıl kapandığı görüldüğü için dışından sayılmıştır. Ve bütün abdestlerini gözü açık olarak yıkamıştır, almıştır. Ömrünün sonuna doğru Abdullah İbni Ömer'in gözleri görmeyen bir insandır, amadır. Bu şekildeki abdest alışına bağlayanlar vardır. Yani vallahu alem. Ama işte bu onun kanatıdır. İçi öyle rahat etmiştir. Öyle yapmıştır. Çok nezih bir insandır. Çok büyük hürmet ve sevgi toplamış bir insandır. Hatta haccaçla beraber onun devrinde hac yaparken bütün insanların teveccühünün ona olduğunu görünce haccaç tarafından kıskanılmıştır. Maalesef bu kıskançlık katline kadar gitmiştir. Gözleri görmeyen bu aziz insana millet elinden tutuyor, hürmet ediyor, yakında oluyor. Ama bu aziz insanın ayağına haccacın emriyle büyük bir ihtimalle yüzde doksan emriyle bir asker mızrak düşürmüştür yanlışlıkla iddia edilen o. Ve yanlışlıkla o mızrak zehirlidir. Zehirli mızrak zehirlenmiştir. Vefat ederken Haccaç başına gelmiştir. Sana bu yapan alçan yanına bırakmayacağım demiştir. Bunu o asker yapmadı, sen yaptın demiştir. O asker senin iznin olmadan ne böyle bir ihmal yapar, ne de böyle bir davranışta bulunur. Bunu sen yaptın demiştir. Ve Mekke-i Mükerreme'de haçtayken vefat etmiştir. Böyle bir hadise. O gözlerini yıka, yıkardı. Hem gusülde hem de abdestte yıkardı. Ama bu ilim ehli bunun doğru olmadığı vücudun göz kapaklarının iç tarafının içten sayıldığı kanaatindedirler. Tamam. Burunda sınır, Burunda sınır sapan kemiği. Buna sapan kemiği deniyor. Burnun esnek kıkırdak dokusu bitip de kemik dokusu başladığı yere kadardır. Yani Bir başka öyle. ifadeyle söyleyelim. Şu kanatçıkları var ya burnun. Burun bitiş yerinden hemen peşinden sapan kemiği başlar. Oraya kadardır. Yani. Genzin acımasına gerek yoktur efendim. Genzin acı acıması veya genzin nasıl mübalağa içindir. Mübalağa içindir. Temizlik de güzelliktir belki ama şart değildir. Onun için oruçlu olanlara mübalağa yapmayın derler. Yani oruçlu olan mübalağa yapmıyorsa gusül abdesti almadı demek değildir. Ya abdest almadı demek değildir. Merin diyoruz buna. Şu esnek kısma, kıkırdak olan kısma merin ifadesi kullanır. Merin kelimesi esnek demek. Esneyebilen keşenin. Oraya normal suyu verdiğinizde içinize hiç çekilmese bile oraya su ulaşır. Kolaylık vardır. Bu kısmıdır yıkanması gereken. Anlaşıldı. Şimdi ayeti kerimede mesela gusülle esasen Abdest arasında farklar da vardır. Ne gibi? Abdestte başınızı mesediyorsunuz, Gusülde yıkamak zorundasınız. Devam ediyorum. Bir insanın sakalı sık olsa abdestte sakalının altını, bütün tenini yıkamak zorunda değildir. Taraklamak nedir? Sünnettir. Taraklamak eli sakalın arasına sokmak demek sünnettir. Yani illa sakalın altına her tarafına su ulaştıracak şartı yoktur abdestte. Gusülde vardır. Anlaşıldı? Pekala bu nereden çıkıyor? Fansilu vucuhekum vücut bir başka insanlara dönülen yüz demek. Sakallı insan ve sakalı koyu insan olan, sık olan insan demek o yüzüyle dönüyor öyle yıkar. Ama buradaki ayet demin dedim ya kısa ama çok şey istiyor diye. Fettahharu demek iyice temizleyin demektir. İyice su ulaştırın demektir. Arapçada bir kaide vardır. Her harf fazlalığı kelimede mana fazlalığını gerektirir. Fatharu demiyor bakınız. haru diyor. İyice temizleyin demek. Yani gusl ederken daha dikkatli, daha titiz olun demektir. Yine devam ediyorum. Küpe için kulaklar delinmişse artık o delikler vücudun dışından sayılırlar. Oralara su ulaşmalıdır. Göbek çukurlarına su ulaşmalıdır. Bu şekilde vücudun dışı haline gelen şeylere su ulaşmalıdır. Tabi yani o deliğe de bağlı. Yani küpeyle olmak şartı değil. Asılınca genişliyorsa, içerisine rahatça su ulaşıyorsa sıkıntı değil. Bazen dar oluyor. Oradan küpeyi veya da oradan toplu iğnenin ters, sivri tarafını yapmayın. Ters tarafı ıslatıp bir şey geçir, geçirmek gerekiyor. E, bu iç rahat etsin diye. Ama oraya su ulaştığından emin olmanız gerekiyor. Daha sonra küpe deliği gerçekten kapanırsa yeniden vücudun içi olmaya döner. Evet. Şimdi tabii aklıma geçen gün Diyanet İşleri Başkanı iyi bir cümle söyledi. Şey olarak Almanya'daki bakan gelince biliyorsunuz Almanya'da sünneti yapan bir doktora yaralama cezası hükmü verdiler. Sünnet yapana yaralama hükmü cezası veriyorsunuz. Kararı aldınız. Kulağını deldirenlerin, kulağını delen doktorlara da aynı cezayı verecek misiniz? Yaralama O da yaralama değil mi? Yani, bir, bir, Durup dururken insanın sağlam kulağını deliyorsun. Bu da bir yaralama. Hadi kulağını deldiğini acımadık. Dilini deldiren. Aklı delik bana göre. Çenesini deldiren. Kulağına 99 küpe takan. Kaşına takan. Bunlar yaralama değil mi? Ve hijyenik eğer yani öbürü hijyeni gerektiriyor. Dilini deldirmenin neresi hijyenle alakalı? Yani onlar yaralama değil mi? Şimdi mahkeme dava açsan Almanya'da 500 tane doktora dava açacaksın. Kiminin dilini delmiş, kiminin çenesini delmiş, kiminin kaşını delmiş, kiminin bilmem ne. İşin nasıl çıklar? Ben hakikaten merak ediyorum. Şimdi o doktorun yerinde olsam bütün bu delikleri açanlara dava açarım. <laughs> Ondan sonra Almanya çıkısın işin içinde nasıl çıkıyorsa. Bunun gibi. Ama şey, şimdi tabii yani Kadınlar zinete düşkün. Cenab-ı Allah ve Resulü müsaade etmez. Biz diyemiyoruz ama tavsiyem şudur. Şimdi gıstırma küpeler de var. ya yani çocuk, çocuğu, yavrulara, bahtıra. Kız çocukları da öyle. Daha küçükten size düşkün oluyorlar. Acı çekeceğini bile bile kulağını uzatıyor. Hayır. Şimdi gıstırma küpeler var. Dolayısıyla onların da yıkanması lazım. Anlaşıldı. İkisinin aslında böyle bir fark var. Daha önce saç boyalarına dikkat çekmiştim. Ojeler altına su geçirmezler. Gusülde mahzurludurlar. İlk önce, buyur. Olmuyor. Ters, ters Buyur. Geleceğim geleceğim. İlk önce şöyle bir geleyim. Gusül nasıl yapılır? İlk önce bedende altına su geçmesini engelleyen şeyler varsa onlar izale edilir. Kaynaklarında hamur gibi der. Balık sevenlere söyleyeyim. Balık pulu altına su geçirmez. Bazen de iyi olduğu bazen deriyle de bütünleşir. Gözde de görünmez. Hele de ıslakken daha sonra görünebilir. Kısaca bu nevi boyayı da şuydu buydu altına su geçirmeyen şeyler ne olur? İzale edilirler. Vücutta necaset varsa onlar temizlenirler. Sonra abdest alır gibi namaz abdesti gibi abdest alınır. Bundan sonra ağza su verilir. Burna su verilir. Ayrıca ve bedenin bütünü yıkanılır. Tamam. Bedenin bütünü yıkanılır. Kaynaklarımızda şimdi çok fazla yok ama şimdi bazen lavabo delikleri şu bu tıkanabiliyor. Ayak tarafında su birikiyor ise sonradan ayaklara su dökülüyor diye işaret ederler. Çünkü eskiden genellikle leğen gibi bulunan yeri çukur yerler gibi böyle yerlerde alındığı için ikaz vardır. Bugün de de lavabo deliği tıkanıyorsa işte şeyin banyonun deliği yine ayakların o tarafta su bir, birikebilir. Kısaca böyle bir ikazı yine de kullanmakta fayda vardır. Kısaca bu şekilde ne yapılır? Bu Gusledilir. Şimdi geri döndüm şeye. Saç boyasına. Eğer saç boyası altına su geçirmeyecek bir boya ise caiz değildir mümin ihtiyatlı hareket etmelidir. Boya yapanların kendileri sentetik boyaların saç yüzeyini kapladığını ve altına su geçirmeyeceğini kendileri söylüyorlar. Söylüyorlar değil söylediler kulağımla duyduğum için. Konuştuk hocam hiçbir sentetik boya altına su geçirmez zaten bu saçı kaplasın diye yapılır dediler. Hint boyasının çoğunun da sentetik olduğunu söylediler. Anlaşıldı. Kına farklı bir hadisedir. Kına gibi doğal şeyler saç emme yapar. Öyle renk değiştirir. Ama sentetik boyalar saçın dış yüzeyini kaplar. O şekilde renk değiştirir. İkisi birbirinden farklıdırlar. Dövme soru. Geliyorum. İkisine birden geliyorum. Bir başka şey daha var. Kadınlar örgü konusunda torpillidirler kadınların saçları örgülü ise onlara örgülü saç için ruhsat vardır. Örgülü saçı çözmek zorunda değiller. O şekildeyken yıkayabilirler. Başlarını yıkayabilirler. Dolayısıyla saçı çözmek zorunda değildirler. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayet ettiği sahih ve güçlü ve destekli bir hadis-i şerifte bu açıkça ifade edilir anlaşıldı. Ancak buna biz ne diyoruz? Genel kaidelere muhalif ruhsat diyoruz yine. Genel kaydı bedenin her yerinin yıkanmasıydı. Örgülü saçların iç tarafı yıkanmaz. Su ulaşmayabilir. Dibine ulaşır. Zaten saç boyasına cevaz kapısı aralayanlar da buna kıyas ederek madem saçın dibinin kökünün yıkılması yeterlidir, o halde uç tarafını boyamışsak Burası yıkanma değildir. Ama hılaful kıyas dediğimiz ana kaideye muhalif olan meselelere bir başka şey kıyas edilemez. Anlaşıldı? Bunun örneğini veriyorum. Yeme içme unutarak yeme içme orucu bozmaz. Bu verilmiş şeriatın genel prensiplerine muhalif bir ruhsattır. Yeme içme birinci derecede orucu bozan şeydir. Unutarak yiyip içmişse bir insan orucunun bozulmayacağını Resulullah söylüyor. Bunun af çerçevesine girdiğini haber veriyor. Cenab-ı Allah seni doyurmuş, suyunu içirtmiştir diyor. Tamam. Pekala. Aynı şeye ben şu kıyası yapamıyorum. Tam abdesti alıyordum. Oruç bozma niyetim yoktu. Su boğazıma kaçtı. Bunu kıyas edemiyorum. Benim orucum bozuluyor. Anlaşıldı. Akşama beş vakit dakika vardı. On dakika vardı. Rizeli ezan okudu. Rizeliler orucunu açtı. Bunu kıyas edemiyorum. Bu insan da orucunu bozmuş. Beş dakika, on dakika daha sabrederdi. Orucunu bozmayı istemezdi. istemezdi. Bunu kıyas edemiyorum. Rizelilere çok güldüler. Burada Eyüp'te de Müezzin beş dakika önce ezan okuyunca herkes orucunu açtı. Epey insan açtı. Müezzinin de yarıda durdurdular. Tamamlayamadı gariban oranı. Ezanını tamamlatmadılar. Millet çok geçen gün gene o. Başakşehir'de oldu. Bu, bu Ramazan'da Başakşehir'de oldu. Gülmeyin komşunuza. Evet. Müftü kurtarmaya çalıştı. Olmadı. Kurtar Zaten beş dakika tolerans vardı dedi. Var dedi. Sonra olmayan iyisi orucunuz. Yeniden iade. Bunu kıyas edemiyorsunuz. Ruhsat kime unutan insana? Unutan insana ruhsat veriliyor, bir başkasını yapamıyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Ne boyayı saç örgüsüne kıyas edebilirsiniz? Bu kadın, bu ruhsat kadına verilmiş bir ruhsattır. Buna erkeğe de kıyas edemezsiniz. Yani erkek olan bir insanın saçı örgülü ise, uzun saçı varsa, örgülü ise çözmek zorundadır ve yıkamak zorundadır. Sadece kadınlara. Kadınlar torpilli her zaman. Bir de eşitlik var diyorlar. Böyle. Anlaşıldı? Buna hilaf kıyas. Ana kaideye, şer'i kaidele muharif ruhsatlar deniyor. Mesela siz aynı şekilde ayağınıza giydiğiniz meste, elinize giydiğiniz deri eldiveni kıyas yapamazsınız. Anlaşıldı? O ruhsat neyle ilgilidir? Ayakla ilgilidir nokta nokta. Kurbanda kuzu koyun cinsi bir yaşına doldurmasa da yedi aylık sekiz aylık ama bir yaşından daha gösterişli güzel bir kuzu. Bu kurban olabilir. Bir buçuk yaşında inek iki yaşındakından daha gösterişli olmaz. Bu rosa sadece koyun cinsine verilmiştir. Keçi cinsi de olmaz. Sığır cinsi de olmaz. Deve cinsi de olmaz. Bu şeriatta bu ruhsatlar sayılıdır ve sınırını asla taşmazlar. Anlaşıldı? Bu prensibi unutmayınız. İhtiyatla hareket ediniz. Buyur. Dövme. Ha dövmeyi. Epey ilgilenen var galiba. <laughs> Dövme hadisi şerifle caiz değildir. Bu konudaki hadis şerifte açıktır. Lanetlidir. Allah'ın yarattığı şekli bozmadır. Kimine göre alimlerden haramdır. Hanefilere göre tahrimen mekruhtur. Daha önce de söyledim. Hanefi'lerin tahrimen mekruhu diğer mezheplerdeki harama eşittir. Anlaşıldı? Hadisle olduğu için tahrimen mekru ifadesini kullanıyorlar. Yoksa itikadi bir boyuta da taşın için kullanıyorlar yoksa ameli açıdan haramdır. Bu ayrı bir mesele yalnız dövme gusle de mani değildir. Anlaşıldı? Dövme gusülle ilgili bir hadise değildir. Çünkü dövme derinin altına mürekkebin indirilmesidir. Kişinin kendi kendine işkence etmesidir. Mürekkep derinin üstüne dağıtılır. İğneyle derinin altına iğneliye 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 indirilir ve artık silinmez silinmesi için birincinin üç katı, beş katı, on katı ikinci bir işkence yaşaması lazım. Onu oradan temizlemek zordur. izi de kalır bu sefer. Arkadaşı olarak. Dolayısıyla İslamiyet bunu caiz görmüyor. Ama ikinci bir işkence çek de demiyor. Bu gusle mani değildir. Biz vücudun dışını yıkamak zorundayız. O artık içinde kalıyor. Hatta şöyle diyelim. Biriniz Yaka cebinde kalem olsa. Olduğu için söylüyorum. Üzerine düşünce burasına kalem batsa. Ve içeride yeri siyahlaştırsa. Çıkartın, et, o siyahlık orada kalsa alın size, dövme gibi bir şey. Ama netice itibariyle orayı yıkamak bu gusle mani değildir. Sonradan... İçeri giren bu madde dışta ka yüzey kaplasa olur da yüzey kaplamayınca olmaz. Yüzey, yani boyalar genellikle şey değil de kaplamalı bu. Çünkü kaplamalı olan e, daha sonra deri e, işte esnek yaratmış Cenab-ı Allah. İyi ki esnek yaratmış. E, hele de şey gibi olsaydı yama gibi olsaydı şöyle olsaydı biz derimiz değişiyor. Yani haftada farkında bile varmıyoruz. Mevla ne güzel yaratmış. Ama o nevi bir katılaşma olsa o esnek olmadığı için, deri de esnek olduğu için onu reddeder zaten. Şey gibi değildir. Saç öyle değil. Öyle olmadığı reddeder. Ama şöyle diyoruz. Bir kardeşimiz bakın İslam'dan önce, şuurlanmadan önce bu nevi dövmeler yaptırıyor. Gelip bize de soruyor. Biz de diyoruz ki ikinci bir işkence çekme. Hayır çıkartma. Bunun gusilde ilgisi yoktur. Evet doğru değildi ama yapılmış. Sadece dövme tutup kadın resmi yaptırıyor. Tutuyor oraya yılan resmi yaptırıyor. Hiç olmadık uçuk bir resim yaptırıyor. Kurt resmi yaptırıyor. Kedi resmi yaptırıyor. Bilmem ne. Eğer böyleyse uygun olmayan bir resimse sen bir işkence çekmişsin. Biraz daha çek. Bunu çiçeğe çevirttir. Bilmem ne diyor. Ve <laughs> şey diye. Bu şekilden çıkart. Biraz adam, adam, adam et diyoruz. Tavsiyemiz o yönde oluyor. Yoksa gusülle bağlantısı yok. Bu Anlaşıldı. Sanki Buyur. Boya boya yani boya ile yapılması o da o da o da o da doğru değil. Yani şey olarak ama o çık, çıkıyor. Evet. Kına yüzey kaplamıyor işte. Yüzey yüzeyi kaplamıyor. Kınanın kendisi de ıslanabilen bir nesne olduğu için vücudun ıslanmasına, derin ıslanmasına mani değil. İşte değeriyle fark o. Onun için zaten senin vücudunun esnekliğini ayak uyduruyor. Yoksa vücuduna boya damlasa veya işte nasıl diyeyim bu şeffaf şeyler var. Japon yapıştırıcı, şu bu damlasa, o anda fark etmesen, yarım saat sonra fark ediyorsun. Niye? Derin esnekliğiyle onun yapısı uyuşmuyor birbirine. Kına öyle değil. Yani vücutla uyum sağlıyor demek. Yüzeyini kaplamadı demek. Anlaşıldı. Tabi şöyle diyeyim Mesleğe boyacılık olanlara ayrıca ruhsat var Bilesiniz. tırnak arasında kalan boyalar için kalan boyanlar için mesleğe bu olanlar için 40 yılda biri evi boyayanlar için değil o tinerle çıkaracak noktayı koyduk bugünkü dersimiz burada bitti gelecek her ne kadar gelecek teyemmüm de var önümüzde ama teyemmümü birazcık tarifiydi şuydu buydu zaman alacak evet Hint kınası ha dövme Hint kınası yani dövme yapmıyorlar onunla bildiğim kadarıyla. Yapın. Ya ha yapılıyor. Evet e, Hint kınası derken bakınız iki türlü kına var. Bir sahiden kına Hindistan'dan geliyor. Normalde Hint kınası bu. İkinci bir Hint kınası var saç boyadıkları. Bunun yüzde sekiz sentetik diyorlar. Sadece koku olsun diye kına diyoruz. Siyah rengi ona sentetik boya veriyor diyorlar. O yani o şey değil. O zaten ele olmuyor. O yüzey kaplayan bir şey. Burayı katılaştırır yani gerer şeyi. O olmuyor. O normal kına. Hindistan'da çok yapıldığı için Hint kınası. Dövmenin sakıncası var dedik, lanetlik dedik ama gusle manisi yok. İkisini karıştırmayın. Geçen gün gene bir suçlamıştınız beni. İkisini karıştırmayın. Dövme mahzurlu. Allah Resulü yasaklıyor, lanetliyor. Ama gusülle ilgisi yok. Gusül ayrı bir şey o Çünkü gusül vücudun dışını yıkama. O içeride. Derinin altındadır dövme. Tamam. Allah. Evet. Evet. Geldik. Varis çoraplarının üzerine mes olunur mu? Bu konuda endişeliyim ben. Yani dolayısıyla varis çorabı giymek zorunda kalan kardeşlerimiz üstüne bir de mes giyerlerse üstüne mes yaparlar. Sizin de benim de içim rahat eder. Tamam. Gusül alırken üç tas başa, üç tas sağa, sola dökülmesi şart mıdır? Şart değildir ama kaynakların böyle tarif edin. Şimdiki gibi garibanların duşu yokmuş. Altına giremiyorlarmış. Yani üç sağ, üç sola dökerseniz, suyu diğer tarafa ulaştırırsanız insanın içi emin ve rahat olur diye. Yoksa üç sağ, üç sola dökünceye kadar at da denizin içerisine çık dışarıya alsana gusül. Anlaşıldı. Tamam mı? Ama böyle kitaplarda nasıl yapılacak diye tarif ederken şu var yani üç kere sağa dökülür, sola dökülür, sonra baştan dökülür. Var. Önemli olan bedenin ıslanması değil midir? Evet. Önemli olan bedenin ıslanmasıdır ve güzel ıslanmasıdır. Adetle hayızlı kadının saç kestirme, tırnak kesmesi caiz midir? Evet caizdir. Hiçbir mahsur yoktur. Anlaşıldı. Çapak abdeste veya gusle mani midir? Çapak, göz kanalından gitmeyen ve göz çukurunda kenarında biriken şeyin adıdır. Altına su geçirmiyorsa ikisine de manidir. Altına ıslanıp da su geçiriyorsa değildir. Ama onun için önceden temizlenmesi doğru olandır. Hatta bir grup, bir cemaatte çapak temizlemek vaciptir diye bir anlayış geliştirmişler. Hayır, bu böyle vaciplikle ilgisi yok. Altına su geçirip geçirmemesiyle ilgili vardır. Bazen çapak çok olur koyulaşır, altına su geçirmez. Dolayısıyla öyleyse temizlenmelidir. O zaten insanı rahatsız eder, belli eder. Çocuklarda daha bir de rahatsızlık olunca daha çok olur. Kanalcıktan Cenab-ı Allah oradaki şeyi yapmak için buradan burun deliğine bir kanalcık aktarmıştır. Onun için gözünüze damlattığınız damlanın tadını ağzınızda hissedersiniz. O kanalcık tıkanırsa çapak o zaman asıl olur. Kendini gösterir. E, su deyip geçirmek, temizlenmesi doğru olandır. Altına su geçirmiyorsa ikisine de manidir. Bilesiniz. Evet. Saçlarımı siyah boyamıştım. Ancak saçların boya tutmadı. Her boyayı yapmamda boya aktı ve belli bir zaman sonra saçların esas rengini öldürdü. artık o boyanın hükmü kalkmış mıdır? İnşallah kalkmıştır. Öyle diyelim. Evet. Özürlü abdesti olanlar, diğer özürsüz abdest olanlara imam ola olur mu? İmam olması mekruhtur. Yani namaz caizdir ama kendisi açısından mekruhtur. Peşindeki onu bilmiyor ise peşine duran insanın açısından bir bahanesi yoktur. Ama böyle bir kişinin öne geçerek imamlık yapması mekruhtur. Yani kıldıracak, kimse yoksa... kıldıracak kimse yoksa, olabilir. Bazen mekruh tercih edilebiliyor. edilebiliyor. İtikaf sünneti kifaye midir? Yani sünnet-i kifaya ifadesini kullananlar da var, kullanmayanlar da var. Evet yani itikafa sünnet-i kifaya denebilir mi? Denebilir. Bunun manisi yok. Evet. Gusül abdesti alırken ağız için gargara yapmamız gerekiyor mu? Ağzın her tarafına su ulaşıyorsa gerek yok. Ama gargara yapmak zor bir şey değil. Gargara da rahat ulaşıyor. Gargara derken ıh yapmayı mı kastediyorsunuz? Bilmiyorum ama gargara ağzın içerisinde suyu dönüp dolaştırmak demektir. Bunu ister gağ yaparak yapın, şey yapın, isterse öyle yapın. Gargara, gargara odur. İlle de ga yapmak gerekmiyor. Gargara, aynı şey mi? Evet, e, evet, evet. Mazmaza, mazmazaya gargara deniyor. Hanefi mezhebindeki birisi kadına dokunan abdesti bozulmaz. Şafii mezhebinden abdest bozulmuş oluyor. Şafii mezhebinden biri Hanefi bir imama uyması uygun mudur? Şöyle diyelim. Şafi mezhebinde itibar imamın mezhebinidir. Bu genel kaydedir. Her durumda Hanefi bir imama Şafiler uyarlar. Diğerlerinde de öyle. Malikilerde de, Hanbelilerde de öyle. Yani bir, şöyle diyeyim, bir Şafi hiç düşünmeden Hanefi bir imama, takvası ayrı bir konu. Onlara hepimizin derdi. Şey olarak, Hanefi bir imama uymalarında hiçbir sakıncı yoktur. Hatta imamın kendi mezheplerine göre hata işlediğini yani diyelim ki dokunduğunu görseler bile yine de uyabilirler. İtibar imamın mezhebinedir. İmamın kendi mezhebine göre namazı sahih oluyorsa bir şafii ona uyabilir. Bilesiniz. Aynen. Tamam. Hanefi evet. Yani. Hanefilerde biraz sıkıntı var. <laughs> Hanefiler diyorlar ki evet. normalde önde bir şafi varsa uyabilir. Ama mesela Şafi imamın burnunun kanadığını görüyorsa sildi bir kere uyamaz diyorlar. İyi itibar cemaatin mezhebi nedir? Kendi mezhebi nedir? Bu imam bilmiyorsa böyle bir şey görmemişse uyabilir. Bunda sıkıntı yok. Ama imamların da eğer peşinde büyükçe yeni cami gibi Sultan Ahmet gibi farklı cemaatlerin peşine durabileceği anlaşılıyorsa doğru olan imamın abdestinin bütün mezhepleri sahih olacak şekilde olmasıdır edep, ilim edebi bunu gerektirir. Anlaşıldı? Böyledir. Kaplama, tamam. Buyur. Kaplama mesleği yapması daha doğru <laughs> olanıdır. Şafii mezhebine göre bir kadın kadınlara imamlık yapabilir mi? El cevap yapabilir. Hanefi mezhebine göre demin dediğim gibi Hanefi mezhebinde de göre kadının kadına imameti mekruhtur. Ama yapabilir, yaparsa caiz midir? Caizdir. Bazen mekruh olmasına rağmen tercih edilebilir. Niye? Teravih kıldıracaksınız. Doğru okuyanlar var, okumayanlar var. Bilenler var, bilmeyenler var. Tereffüsü düzgün olanlar var, bozuklar olanlar var. Ee, böyle bir e, mecliste şeyde, birlikte kılalım, düzgün okuyan birisi var. Dolayısıyla o imamlık yapabilir. Yaptığı zaman da imam gibi, erkekler olduğu gibi öne durmaz. Öndeki safın ortasına durarak namazı kıldırır. Gusül abdestiyle namaz kılınır mı? Haydi haydi kılınır. Evet, haydi haydi kılınır. Dişe taş takılmasında bir sakınca var mı? Süs içinse var. Evet. Gaz probleminde süre, sürekli abdest alıyorum. Bazen namazda 2-3 kere abdest almam gerekiyorken bazen bir abdestle kılabiliyorum. Bazı zamanlar çok yorucu olabiliyor. Hocam sorun bunun özrün ölçüsü nedir? bir vakit boyunca kendisini tutamıyorsa şu tarif edilen şekliyle bu özürlüdür. Buna infita e, infilatul batın deniyor. Bu da özürlülerden idrat tutamaz gibi özürlülerden sayılıyor. Özürlü hükmüne tabidir. Abdes alırken uzuvların arasında beklememiz gerektiğini söylemiştiniz. Beklemememiz gerektiğini söylemiştiniz. Evet. Bayanlar olarak Ayaklarımızı yıkarken bazen beklemek durumunda kalıyoruz. Çorabı çıkar, ayakkabıyı çıkar. Buna cevap vermiştim ben hatırlıyorum. hatırlıyorum. Çorabı çıkartmayla uğraşmak. Diyelim ki o ayağınızı yıkadınız, sonra o ayağınızı giydiniz, sonra sol ayağınızı giydiniz. Bu abdese mani değildir. Siz abdest fiiline devam ediyorsunuz. Bunda sakınca yok. Ticaret yapıyorum. Yurt dışına satılan ürünler bunlar. Bu yüzden e ticareti onlara e, özel günlerini yani Noel gibi göz önünde bulundurarak satış yapın sakıncalı mı? Değil efendim. Yapabilirsiniz. Sattığınız şeyler yeter ki meşru olsun. Bunlar bitti öyle mi? E, i̇drarı kaçıldığı için özürlü olan bir kişinin her namaz vakti abdest almadan önce temizlenmesi ve kıyafetini değiştirmiş şart mıdır? Değildir. İdrardan dolayı değildir. İdran, el ayasından. İdrahtan gelen şey dedim ya, özürden gelen, kanamadan gelen şey, e, daha önce de söyledim. Af çerçevesine giriyor. mevla affediyor. Mes yaparken alçının her yerini ıslatmak Hayır. Mes belli bir hattın çekilmesidir. Her yerini ıslatmak, yıkamaktır. Mes değildir. Saçını boyatan kadın ne yapmalı? Gusle mani ise bir daha boyatmamalı. Bir de tövbe etmeli. Hint kınası gibi maddelerden yapılan dövme caiz midir? Bu soruldu saç ektirmek caiz midir? Bunu erkekler sordu galiba. Değil mi? <laughs> şöyle diyeyim. Başkasının saçı değil. Kendi ensesinden alarak. Yani bu esasen olduğu gibi kabul edeceksin. Olduğu gibi kabul etmekten daha kolay bir şey yoktur. Öyledir. İnsan kendine aynada baktığı zaman detaya dikkat eder. Karşıdaki insan detaya bakmaz. O insan bütününe bakar. Bazen insan vardır, detaya baksan güzel görülmez. Güler yüzüyle, tatlı diliyle, insancılığıyla, güzel olandan on kattan güzeldir. Öyle, öyle güzellik öbür türlüsünden inanın ki iyidir. Doğru doğru olan budur. Ama bir insan saçı yok diyor, psikolojik sıkıntı varsa, bu da bir tedavi şeklidir. Kendi saçından, ensesinden, başkası zaten tutmuyor bek. ektirebilir. O da yüzde doksan tutmuyor, bilesiniz. Saç ekenler iyi para kazanıyor, onu da bilesiniz. Ama caiz midir diyor. Psikolojik sıkıntısı varsa, böyle bir şey varsa caizdir. Kadınlar hayızlıyken kına yapabilirler mi? Evet. Vesvese ile mücadelemiz nasıl olmalıdır? Bu çok uzun bir soru. Yani hem yapmamak, İslam'ın istemediği, tedavi gerektiğini biliniz. Gerekirse sevdiğiniz dostlarınızdan, annenizden, babanızdan, yakınlarınızdan, arkadaşınızdan yardım isteyiniz ve ona güveniniz. Sizin iyiliğiniz istediğine güveniniz biraz gerçekten mücadele isteyen bir konu. Belki de uzun konuşmayı da gerektiren bir. Konuşmayla da olacak bir konu değil. Sizinle olacak bir konu. İnsan kendi zihninde çözmeli, destekle aldığı yere de güvenmeli. Seferi durumda olan biri cemaatle namaza iştirak edebilir mi? Elbette. İmam bile olabilir. Yani dört rekatla farz namazı ve sünnetleri de cemaatte kılabilir mi? Elbette bir mukim seferi bir insan mukim imama uyarsa namazı ikamete dönüşür dört kılar. Seferi olan insan e, imam olursa iki rekat kılar cemaati yarı yolda bırakır. Daha? Evet. Ben imam yapmayın sizi yarı yolda bırakırım diyordum ben. Şimdi bu caiz mi? Caiz. Bazen kıldırmakta da fayda var. Biz kılmaya kılmaya işte bu soru gibi kılınmayacağını zannediyoruz. Neden kılınmasın? Hacılarımız, umrecilerimiz yüzde doksanı seferidir haram imamına uyuyorlar. Medine'ye uyuyorlar. Öne geçip namaz da kıldırabilsin. Allah Resulü seferiyken kıldırmıştır. Cemaate ne demiştir? Biz seferiyi bir kavmiyet. Siz namazınızı tamamlayın demiştir. Anlaşıldı? Dolayısıyla iki türlü de olur. Bir de sirke ile banyo ve tuvalet gibi yerler temizlenebilir mi? Temizlenebilir yani gerektiğinde ama yani nimettir çok fazla kullanılması. Elin işte şunun için kullanmadı ben bunun için havalarına girilmemesi doğru olandır. Sütle banyo yapanlar var. El sütü içmeye bulamıyor. Onlar banyo buluyorlar. Bunun da bir de havasını atıyorlar. Süt banyomu yaptım efendim diyor. Zıkkımın kökünü yaptım. Erkeklerin saçını bağlaması mekruh mudur? Ben dağınık olması gerektiğine dair duymuştum. Erkeklerin saçını bağlaması caizdir. Tabii saç uzundur, kısadır. Onu ayrıca konuşuruz. Bir örfü diyor, şu diyor, yadırganmaydı vardı. Ama saçını bağlaması caizdir. Duyduğunuzda ben kısaltması gerekli, salması gerektiğini duymuştum diye okudum mu ben hepsini? Bilmiyorum ama ifadeyi okuyayım. Erkekler saçının bağlaması mekruh mudur? Ben dağınık olması gerektiğine dair duymuştum. Bu da doğru. Peygamber Efendimiz saçı uzun olan bir sahabi saçını bağlamış. Ona ne diyor? Çöz saçını diyor seninle beraber o da secde etsin. Namazda dolayısıyla çözmek daha faziletlidir. Var yok hayır yani şu yok ama günümüzde çevremizde şunu diyelim töhmetten de sakınmak lazım. Artık bizim adetimiz değil İslami dünyadan uzaklaşanların adeti oldu. Bunu itibar almamız lazım. Ama bu şu demek değil. Bir uzun saçlı birisini camide gördük. Ulan ne bu saçlar dedik. Sen yani bu, bu da doğru değil. Bu takılmak da doğru değil. Takılıyorlar. Şey şey, şey olarak e, bunu yadırgıyorlar, eve gidiyorlar. Hayır, biz e, olgun hareket ederiz. Ama mesele biz isek e, çevremizdeki insanların duygusunu, düşüncesini de hesaba katmalıyız. Özellikle de anne ve babaların saçını uzatmış genç kendi açısından normal. Milletin dediğine de takmıyor ama babası takıyor. Annesi takıyor. Kızına oğluna işte kızı gözüyle bakılmasını istemiyor veya şöyledir böyledir. Ee, onların rızalarını ve duygularını hepten yabara atmayalım. Bir gence takıl ben biliyorum babasının kırıldığını saçını sen kestir dedim. Bak uzun saçın manisi yok bu sahabeyi anlattım bu hadis söyledim ama dedim saçını kestir. Baban çok sevinecek bil dedim kestirmiş babası ona hediye almış bir de kucaklamış etmiş. Hocam diyor bu kadar sevineceğini bilsem daha önce ben bu kadar üzüldüğünü bilmiyordum diyor. Niye söylemiyor? Babalar her zaman anneler daha iyidir. Anneler söylerler. Babalar her duygularını söylemezler. Evet. Anneler bu açıdan da torpilli öyle diyeyim. Üzülünce ağlarlar. Kızınca söylerler, ederler, giderler. Babalar ne ağlayabilir, ne söyleyebilir. içine atarlar. Evet. Ağlasınlar diyor, mizaç fıtrat müsait değil. Bir de hocam, sağ ve sol elin hükmü nedir? Solak olanların sağ eli kullanmamasında bir sakınca vardı. Sağ eli bakınız, yemek için sağ eli kullanın. Bu zorda değil. Sağ olanlar bile solak elle, salaklar solak elle yemek yiyebildiğine göre, solak olanlar sağ elle yemek yiyebilirler. Yemeğe sağdan başlamaya tercih edin ama taş atıyorsunuz balta kullanıyorsunuz, kazma kullanıyorsunuz veya yazı yazamıyor. Bu, bu ayrı bir konu. Bunların sol elle yapılmasında bir sakınca yok. Kaza orucu niyetinin imsak vaktinden önce yapılması gerektiğini yeni öğrendim. İmsak vaktinden önce yeni öğrendim. İnternette araştırdığımda bugüne kadarki oruçlarımın yani kaza niyetiyle tuttuklarımın nafile yerine geçtiğini yazıyor. Çünkü ne zaman niyet ettiğimi hatırlamıyorum. Hesaplayıp tekrar tutmam mı gerekir? Çok açık, geç, sonra niyet ettiğinizi çok geç biliyorsanız ona göre net bildiklerinizi tutun, diğerlerini Allah'a havale edin. Öğren ezanından 45 dakika önce hayız olan bir kadın 10 gün sonra saatler bu arada geri alındı. Sabah namazı vaktinde mi gusül alır? Öğle namazı vaktinde mi gusül alır? Ne zaman değilse o zaman gusül alır ve namaz vakti temizken üzerinden geçmişse o namazı kılar. Yani soru çok net değil ben anlamakta zorlandım şahsen. Şöyle diyelim sabah namazında bir insan kalktı temizliğini hissettiği zaman eğer sabah namazın vakti geçmişse bu öğle namazına kadar almayabilir. Yani öğle, çünkü öğle namazı gelecek girecek üzerine öğle farz olacak. Yani o namazı farz olarak yerine getirebilecek şekilde kendini ayarlamalıdır doğrusu budur. Evet. Teheccüd için aldığımız abdestle özürsüzken sabah namazı kılabilir miyiz? Elbette. Elbette. Göz kalemi Gustavi abdeste mani midir? Göz kalemi ne yapıyor? Bu kaplama boya mı yapıyor? Sürme mi çekiyor? Sürme ise abdeste gusle mani değildir. Ama boyuyor ve bu boya kirpikleri kaplıyor ise evet manidir. 24 saat içinde mesle tuvalete girince mutlaka necaset sıçrar. Bu sizin tavrınıza bağlı. Necaset sıçradığı halde mi mes üzerine mes? Yani dışarısını silebilirsiniz necaset sıçrarsa. Ama yani dikkat ederse, ederseniz sıçramazsa bu gerekmez. Bu necasetle ilgili mesela mese mani değil. Dışında necaset varsa mesin dışını oralara bulaşabilecek, sıçrayabilecek yerleri silebilirsiniz. Buyur. Ayakta kalacak. Ayaktan ha bir de mes ayaktan çıktığı zaman ay bozulur. Abdest sirayet eder. Yani mesi çıkarttığınız an hatta topuk dışarıya çıktığı an bozulur. Anlaşıldı? Mesin abdesin, diğer sebeplerle bozulur. Bir de mes ayaktan çıkınca bozulur. Evet. Akrabalarımdan biri kurban hissesini memlekete vermiştir. Fakat yolda kurban eti çalınmış. 30 gün kurbanın etinden 14 kilo et, 16 kiloluk etin de parası eti alan kişiden tahsil edilmiştir. Bu kurbanın hükmü nedir? 14 kilo etin 16 kiloluk etin parası nasıl? Bu kurban kurbandır. Kırsızın eli kesilmelidir. Nokta nokta nokta. Ben Temiz, sata sata bir bisiklet almıştım. Bisikletimi çaldılar. Çalanı bulsaydım keserdim. tahsil et yani tahsil et çaldıran yani bunun tahsili doğru değil. Yani et yani emanetler tazmin edilmezler. Dağıtmış hocam, yani, o bir öyle, öyle mi? E, etin dağıtmış tamam. Geri Hayır yani bunu geri gönderme zorunda değildi. Bu kurban kurbandır. Dağıtılan dağıtılmış. Hırsız hırsızlığını yapmış. Bitti. Peki, 16, 16, 16. Ne Eti alan kişiden mi? Hırsızdan mı tahsil edilmiş? Evet. Ta, ta, tasattuk etmeli. Anladım anladım. Ta, tasattuk etmeli bunu. Hepsini tasattuk etmeli. Evet. Kurbanları da hepsini tasattuk etmeli. Evet. Evet buyur. Yani kurban etin diyelim ki 16 kilosu çalın, 16 kilo parasını geri almışız. Normalde o et dağıtılacaktı veya yenecekti. Parası olarak geri alınmışsa şey olarak tazmin ettirilmişse hırsıza doğru olan bunun dağıtılmasıdır tamamının. Eti yiyebilirsin ama etin parasını yiyemezsin. Anlaşıldı kurban etinde. Öyledir. Aslım olan bir insan Hava yolu fıstığını kullanmadan oruç tutamıyorsa bu ilaç orucu bozar mı? Boğaza sadece hava gidiyorsa orucu bozmaz. Sıvı gidiyorsa sıvı gidiyorsa ayrı bir konu ama hava gidiyorsa havayla karışarak buharlı şey gidiyorsa bu bozmaz. Kaplama dişi olan Hanefi mezhebi mensubu bu sırada Şafii mezhebine uyma niyeti yapması şart mıdır? Değildir. Bunu kaç kere vurguladık. Değildir, 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 değildir. Tamam mı? Hanefi mezhebi olan dişine dolgu yapmazsa veya kaplama yapmazsa bu zinet için değilse diş dolguyu gerektiriyorsa diş kaplamayı tedavi için gerektiriyorsa bununla abdest almasında gusletmesinde hiçbir mani yoktur nokta evet tıpkı alçı altındaki kırık bacak gibidir vefat etmiş bir iş kişi adına kestirmek istenen kurbanın arafe gününden kesilmesi diye, diye bir olay var mıdır Yoktur. <laughs> Ölen ad, kişi adına kurban kesilmesi caiz midir? Caizdir. Bu bayramın dışındaki günlerde de onun hayrına kesilip dağıtabilir mi? Bunun adına kurban denmez. Tasadduk denir belki. Caizdir. Bu kurban bayramı günü de kesilebilir mi? Cevap kesilebilir. Böyle yapmak lazım mıdır? El cevap değildir. Resulullah adına kurban kesilmesi caiz midir? Caizdir. Resulullah adına kurban kesip dağıtılması, bunun için organize yapılması doğru mudur? Sakıncalıdır. Günümüzde ciddi şekilde sakıncalıdır. Bunu bastırarak söylüyorum. Normalde caizdir. Niye? Allah Resulü Hatice Validemiz için kurban kesmiştir. Etini de Hatice'nin arkadaşlarına dağıtmıştır. Demek ki ören insan için kesiliyor. Ama Peygamber Efendimiz için Hz. Ali'den gelen rivayet zayıf, zayıf, zayıftır. Katmerli zayıftır yani. Rivayet şöyledir. Ebu Bekir Hazreti Ali'nin iki kurban kestiğini görmüştür. Ali neden iki kurban kesiyorsun deyince Allah Resulü bana vasiyet etmişti. Birini onun için kesiyorum demiştir. Bu rivayet zayıftır. Ama zayıf demek caiz değil demek değildir. Doğru olduğunu kabul edelim. Allah Resulü Hazreti Ali'ye vasiyet etmiş. O da kesmiş. Kabul ettik. Ebu Bekir kesmemiş. Hazreti Ömer de kesmemiş. Zaten onlar şöyleydi diyorsak bu ayrı bir mesele. Onlar Allah Resulü'nü seven, gerçekten sever, can veren insanlardı. Bir kere bunu verelim. Şimdi günümüzde bin yine de kessek olur mu olur? Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu kurslarımıza, cemaatimize, insanlarımıza et bulmak için organize ediyorsak, insanlardan para topluyorsak, bunun için para vermeyen, insan Resulullah'ı sevmeyen insan durumuna düşürülüyor. Bu son derece tehlikelidir. Bu organize zararlıdır. Nice hayırlı şey vardır ki peşinden zarar geliyorsa def-i için uzak durulmalıdır. Şu günlerde böyle bir anlayıştan uzak durulmalıdır. Bu tehlikeli bir yoldur. Caiz değildir bilesiniz. Anlaşıldı? Bunun için kampanya yapılıyor. Para veremeyen insanın başı önüne eğiliyor. Bu ne kadar ne kadar ne kadar zararlı bir hadisedir. Bu doğru bir davranış değildir. Söyleyeceğim ondan ibaret. Evet. Buyur. Efendimiz adına kesilen mi? Diğer de fakirlere bütünü dağıtılır. Bütünü dağıtılır evet. Üç tane... Ha bu şeyle doğru doğru yaşı kadar kurban kesmiş kendi kesmiştir. Bu neyle ilgili? Haçta ilgili. Haçta 63 kurban kesmiştir Peygamber Efendimiz. Hatta 100 kurban kesmiştir. 63 değil. 63'ünü bizzat kendi kesmiştir. Vallahi ben 65 tane kurban kesem ertesi gün zor kalkarım. Yani Efendimizin gücüne, kuvvetine, sabrına, sabrına bakın. Ben hayret ediyorum. Bir de haç ortamında kesiyorsunuz. Normal bir ortamda da değil. 63 deveyi bizzat kendisi kurban etmiştir. Diğerlerini Hazreti Ali'ye çağırmıştır. Gerisini Hazreti Ali tamamlamıştır. 100 kurban getirmiştir Peygamber Efendimiz. Her. Hadisin zahirini alma işte buna deniyor. <laughs> şey olarak. <laughs> Efendimiz e, onu sen bende bir kurban üzerime düşüyor ama ben dersin bir sığır alıp yedi kurban keseceğim. Hayır ben on tane kurban keseceğim. Benim maddi imkanım çok. Ben yüz tane keseceğim. Tebii hava niye var? Ben Allah Resulü için ne keseceğim? Hazreti Ebu Bekir için ne? Ömer için ne keseceğim? Sevdiklerim için ne keseceğim? Kes. Ama başkasına bak ben böyle kestim siz de kesin deme. Efendim? Anladım, anladım. Bu, evet. İşte böyle olunca zahirinden böyle gidiyor. Yani kurban nedir? Küçük bir hisse, küçük baş bir insan için yeterlidir. Büyük baş yedi insan için yeterlidir. O kadar. Böyle. Sakınca bir, sakınca yok. İki, yüzük takma sünnet diye bir şey de yok. Peygamber Efendimiz yüzük takmıştır. O aynı zamanda mühürdür. Mühür olma ihtimali, zinet olma ihtimalinden on kat öndedir. Ama kadınlara zinet izni biliyorsunuz verilmiştir. Sol ele takmada temizlik mahsuru olabilir. Başka bir mahsuru yok. Tamam. Neyi? Şeyle ilgili, veda haccı ile ilgili peygamber her da bulabilirsiniz veda hacı hakkında bilgi veren her yerde bulabilirsiniz. Tamam. Hocam üç tane duyurumuz var müsaade ederseniz. Evet. Sonunda...